şey daha söyleyeyim Hasan Bey. Hiç çalışmıyorsunuz, yatıyorsunuz, kabul. Bir şey daha söyleyeyim. Yani, bak bunlar hepsi ortaya çıkacak. Bunlar hepsi ortaya çıkacak. 1946 devalüasyonundan önce aldığı krediyi 30 sene aynı kurdan ödeyen iş adamı var bu ülkede. Ya olur Yiğit Bey. 1958 devalüasyonundan önce devletten aldığı krediyi 30 sene markı aynı kurdan ödeyen iş adamı var bu ülkede. Şimdi bugün kalkmışlar bu iş adamları oturdukları cam kulelerden halkın seçtiği hükümete taş atıyorlar. Akıllı olmaları gerekir. Maalesef akıllı da değiller. Bütün bu kayıtlar devletin elinde var. Devlet bunları kibarlığından ortaya çıkarmıyor. Devlet bunları büyüklüğünden ortaya çıkarmıyor. Devlet bunları bağışlayıcılığından ortaya çıkarmıyor. Ama halkın seçtiği hükümetin varlığına kastedersen, halkın iradesine, halkın iradesinin gösterdiği istikamete başka yollar kullanarak kastedersen, senin cam kulen devletin atacağı küçücük bir taş da paramparça olur. Dolayısıyla herkesin, bu bir tehdit değil bakın, bu şu: akıllı ol, istihdam sağla, çalış, zenginleş, Türk halkı da, Türk devleti de, Türk hükümeti de sana helal olsun der, arkanda durur. Bu ülke herkesi bağrına bastı. Herkesi bağrına bastı. Bu ülke başbakan asanları bile bağrına bastı bir iki sene sonra. Basmaması gerekirdi. Bu ülke halkın kaynaklarını hortumlayanları yine bağrına bastı. Bugün hala 2001 krizinde aktif siyaset yapanlar Türkiye'de aktif siyaset yapıyor. Hangi yüzle konuşuyorlar? 25 banka burada işte. 25 banka burada. Bu 25 bankanın hesabını kime vereceksiniz? Bu 25 bankayı batıran ailelere ruhsatı ben mi verdim? Bankacılık işletme ruhsatını ben mi verdim? Mevduat toplama yetkisini ben mi verdim? İmar Bankası yıllarca bu ülkede kanunsuz olarak yüksek faizle reklam yaparak hazine bonosu sattığını iddia etti. İmar Bankası'nın hazine bonosu satma yetkisi yoktu. Bunu SPK da biliyordu, bunu hazine de biliyordu, bunu hükümet de biliyordu, bunu bakan da biliyordu. Sırf adamın medya gücü var diye korkudan 10 sene o Cem Uzan denen adama hükümetler ses çıkartamadılar. Hasan Bey, böyle başbakanlık olur mu? Böyle bakanlık olur mu? Böyle hazine müsteşarlığı olur mu? Böyle valilik olur mu? Böyle bakanlık, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Hazine Bakanlığı olur mu? Adamın medya gücü var diye kimse sesini çıkaramadı. Ne oldu? Yine bu hükümet kanunsuzluğa dur dedi ve gerekeni yaptı. Şimdi siz bu kadar kendi hayatınızı riske atarak bu yerleşik düzenle savaşırsanız, siz varlığınızı riske atarak halkın ve milletin menfaatini koruma adına bu yerleşik düzene savaş açarsanız, o yerleşik düzen de o Taksim Meydanı'nı savaş alanına çevirmeye çalışır. O yerleşik düzen Türk halkını yalan resimlerle, montajlarla sokağa dökmeye çalışır. O yerleşik düzen 4.61'e giden faizi bugün getirir 8.12'lere dayamaya çalışır. Gecelik 7.500'lere dayadı o faizi o yerleşik düzen. Ben bu ülkede bankalar arası piyasada 14.008 faiz gördüm Hasan Bey. 14.008 gecelik faiz. Bunları Türk halkı unutmasın bakın. Türk halkı bunları unutmasın. Bugün oynanan oyunun daha geniş versiyonları, daha küçük versiyonları, daha etkili versiyonları, daha etkisiz versiyonları bu ülkede Cumhuriyet tarihi içinde 1933'ten beri oynanıyor. Osmanlı tarihi içinde 1700'den beri oynanıyor. Yakın tarih içinde 1854'ten beri oynanıyor. Dolayısıyla Türk halkının artık bunları görmesi gerekiyor. Hangi hükümet, hangi başbakan, hangi bakan, hangi gazeteci bu arkadaşların çomağına, tekerine çomak sokmuş? Hangi gazeteci, hangi başbakan, hangi bakan, hangi milletvekili, hangi bürokrat bu arkadaşlara biat etmemiş, onlarla işbirliği yapmamış, hepsini itibarsızlaştırmak için ellerindeki yerleşik medya düzenini kullanmışlar. Herkese yaptılar bunu. Bugün Türkiye'yi kaotik bir ortama çevirmek için aynı silahı kullanıyorlar. Bugün sabah yayınına çıktım saat 11'de. Hürriyet.com.tr'deki haberi buradan okudum. Son dakika, flash flash flash. Neymiş son dakika? Polisler bayanları çırılçıplak soymuş, yere yatırmış, ondan sonra da taciz etmiş. Bir gazetenin son dakika haberi. Onu kaldırdı. 51'de reklama gideceğiz arkadaşlar. Onu kaldırdı. Abdullah Öcalan serbest kalacak. Arkasından flash flash flash. Şimdi bakın, insanları tahrik etmek için. Bir oradan vuruyor, bir buradan vuruyor.
Evet. Biri oradan alıyor, biri buradan alıyor. Şimdi bu sadece bir örnek. Bunun gibi artık açığa çıkmış, siperde saklanmayan, açıktan ateş eden tipler var. Evet. Ve bu tiplere birisi garanti vermiş yurt dışından, belli. Evet. Demiş ki arkadaş sonuna kadar devam et, biz senin arkandayız. Eline pankartı alıp Taksim Meydanı'na fırlayan iş adamını ben anlamam. O iş adamının 14 ayda borsadaki piyasa şirketinin piyasa değeri 30 milyon TL'den 510 milyon TL'ye gelmiş Hasan Bey. Evet. Reklama gidelim, acil saat başı devam edeceğiz.